İçinden başlayalım. Güzel. Daha önce diğer ağlarda da söylediğim gibi özgün bir iç mekanı var. Hiçbir bölgede kalite çok fazla düşmüyor. Detaylarda çok güzel işçilikler var. Şu alüminyum görünümlü plastikler, şu havalandırma kanallarının dönmesindeki his, düğmelerin tepkisi vesaire genel olarak güzel. İçeride benim gördüğüm tek sıkıntı şu sol kol dayama. Çok aşağıda, normalde kolunuzun olması gereken yerin nereden baksanız bir 8-10 santim altında. Oraya kolunuzu rahat rahat koyamıyorsunuz yani. Sunroof'u kocaman, bu çok hoşuma gitti. Yani sonuna kadar açılmıyor ama cam yüzey olarak çok geniş. Arkada diz mesafesi A ile aynı. İyi yani, gayet yeterli. Fakat baş mesafesi maalesef şaka gibi. 1.83'üm, sığmadım. 1.80 limit. 1.80'in üzerindekilerin kafası şöyle durmak durumunda kalıyor. Ama A'ya göre avantajı 470 litre bayağı geniş. Yani boyutlarına göre, arabanın boyutlarına göre bayağı geniş bagajı var. Güzel bir şey. Şu uyarı sistemleriyle ilgili bir güncelleme yapayım. A250'de uzun uzun bahsetmiştim biliyorsunuz. Sürekli bağırıyor, çağırıyor, rahatsız ediyor diye. Şunu keşfettim, kapatılabiliyormuş. Bu bir. İkincisi de hala eğer açıklarsa gereksiz yere ve dikkat dağıtıcı bir şekilde sinyal verdiklerini düşünüyorum. Fakat bir durumda hakikaten işe yarıyorlar. Bu trafikte dur kalk yaparken, çok ağır ilerleyen trafikte, işte hepimizin yaptığı nedir? Bir yandan şuradan işte cep telefonundan mesajlar, WhatsApp bilmem ne. Gözümüz trafikten sık sık ayrılır, telefona gider. O esnada, dur kalk esnasında öndeki araba bir anda durabilir. Ve siz telefonla ilgilenirken öndekine düşük süratle de olsa dokunabilirsiniz. İşte o tür durumlarda çok doğru bir mesafede ötmeye başlıyor. O anda hemen kafanızı kaldırıyorsunuz, zank diye frene basıyorsunuz. O açıdan çok işlevsel. Şu ortadaki ekranın grafikleri çok güzel, çok net, çözünürlüğü çok yüksek. Otomobil alt segment Mercedes'lerden bir tanesi. O yüzden bazı yerlerde haliyle ucuza kaçılmasını bekliyorsunuz. Ben de sağını solunu epey kurcaladım. Hani ne yaptığınız zaman, nereyi kullanırken o ucuzluk hissini alıyorsunuz diye. İki yer görebildim. Birincisi şu aşağıdaki konsolun alt kısmındaki plastik. Sesten de anlaşılıyor zaten. Orası sert, açık renk kullandıkları için tabii ilk başta uzaktan bakınca belli olmuyor ama sert yani. İkincisi de bagaj kapağını kapatırken, bagaj kapağı çok hafif. Yani o ağırlık, o oturaklık yok. Neredeyse böyle baş parmağınızla kapatacaksınız. Onun dışında kalite bazında hiçbir yerde açık vermiyor araba. Diğer A türevlerine göre izolasyon da bana biraz daha iyi geldi. Motor sesi içeri çok az giriyor. Ama zaten karakter olarak da sessiz bir motor. Rüzgar gürültüsü vesaire 200 civarına çıktığınız zaman bile hiç rahatsız edici bir hal almıyor. Motor 1.6 turbo, 156 beygir. Gayet güzel gidiyor, güzel devirleniyor. Ama biraz fazla sessiz, yani arabanın genel dinamizmine göre biraz sakin kalıyor sesi. Tüketim her turboda olduğu gibi bunda da bayağı esnek. Yani şu anda mesela 5.5 litreyle gidiyorum. Son 30 kilometredir temdeyim. Epey bir trafik de var bugün. 5.5 çok güzel bir değer. Normalde de şehir içinde hani sürekli trafikte bile olsanız, eğer gaza usturuplu basarsanız devamlı böyle 7 litreyle falan, 7-7.5 litreyle her yere gidip gelebiliyorsunuz. Ama çok zorlarsanız 17 litre ortalama da gördüm ben. Süspansiyonları, yani bu B200, A180, A250 ve ardından kullandığım o platforma sahip o türevde 4. araba. Bunların içerisinden muhtemelen konfor tutuş dengesi en iyi bu. Hala kusursuzluktan çok uzak. Yani bir Mercedes için bence hala sert. Fakat bir, bu sertliğin üzerinde gene şu Continental SSR lastikler, Ranflet lastiklerin payı büyük. Yani baş belası bir lastik. Birincisi hakikaten çok sertler. Yani araba size rahatsızlık verdiği zaman orada süspansiyon mu buna sebep oluyor, yoksa lastiklerin yanaklarının sertliğinden mi kaynaklanıyor, onu anlıyorsunuz. Bir de tabii 18 inçler, 40 yanak. Genel olarak araba çok rahatsız değil esasında. Yani belli bir yüksekliğe kadar olan engebeleri, kasesleri bayağı gergin ama olgun bir şekilde sönümleyebiliyor ve belli bir sürate kadar bunu yapabiliyor. Ama o eşiği geçtiğiniz zaman, hem engebelerin derinliği arttığı zaman, hem sürat fazla yükseldiğinde hemen güm güm yapmaya başlıyor. Ama dediğim gibi o karakterin en büyük sorumlusu ranflet lastikler. Buna yumuşak yanaklı bir lastik takarsanız arabanın stabilite konfor dengesi son derece kabul edilebilir bir hale gelecektir. Esasında hafif bir araba değil. 1400-1410 kilo falan. Ama yolda bayağı hafif hissettiriyor. Bunda tabii süspansiyonların gerginliğinin de payı var. Ama genel olarak arabada bir çeviklik, bir atiklik hakim. Tabii bu gerginliğin, bu katılığın sürat arttığı zaman, virajlara girdiğiniz zaman geri dönüşü neredeyse hiç yana yatmayan, çok az esneyen, gövdesi çok az burulan bir otomobil haline geliyor CLA. Yine bir rayda gitme benzeri bir durum var. Fakat diğer A türevleri gibi bu da yani verdiği his tam olarak kutu. Yani tek tek bileşenlere baktığınız zaman şu direksiyon mesela oldukça ağır ama kararında bir ağırlık, yani abartılı bir ağırlık değil. Çapı olsun, malzemeleri olsun, üstündeki düğmeler olsun, tokluğu olsun, sertliği olsun çok güzel.
tur sayısı da çok iyi. Artı otomobilin dönüş çapı da çok kısa. Manevralarda yardımcı oluyor. Ama his olarak çok soğuk. Otomobilin geneli gibi dolaylı, kopuk. Yani şuradan geriye bir yerdeki işte pürüzlerin veya önden kaymaya başlama noktasına dair organik sinyaller gelmiyor. Yalnız direksiyonla ilgili bir şey çok dikkat çekici. Çok yüksek süratlerde 200'le falan arabanın direksiyonu acayip sertleşiyor. Böyle külçe gibi yerine sabitleniyor. Başta tabii şaşırtıyor, bir aşırı sert geliyor ama esasında çok güven veriyor. Şanzıman sıklıkla doğru çalışıyor ama bazen afallıyor. Zaman zaman gaza basıyorsunuz ve birkaç saniye geçiyor arabanın ne yapacağını düşünüp karar verip uygulamaya koyması için. Ama %90 oranında sıkıntısız çalışıyor. Bir de işte Eco, Sport ve Manuel modu var. Sport'ta tamam, sorun yok. Ama Eco fazla Eco. Yani özellikle dur kalklarda mesela gaza basıyorsunuz ama araba gitmiyor. Hani baya baya bir basmanız gerekiyor. Gazın tepkisini çok öldürüyor Eco'da. Tüketimi evet baya düşürüyor ama bir de şanzımanın normal modunu olmasını istiyorsunuz. Yani arabanın normal bir araba haline gelmesini istiyorsunuz. Ne spor olmasını istiyorsunuz ne de ekonomik. Yeter ki normal olsun. Yani gaza bastığım zaman normal bir şekilde gitsin. O normal mod eksikliği var şanzımanda. Frenlerini çok beğendim. Yine yüksek süratlerde frenajda araba stabilitesini hiç bozmuyor. Yüksek hızlarda, acil durumlarda üstüne çıktığınız zaman sizinle savaşmıyor. Koltukların dolgusu bayağı sert. Yani bir bütün olarak süspansiyonların gerginliğini eklediğiniz zaman arabayı çok dinamik ayarlamışlar. Ama bunların yoldaki neticesi sürüş keyfinden ziyade, hani bir virajı aldığınız zaman ne güzel arkasını bıraktı ya, ne kadar keyifliydi den ziyade sanırım işte 112 kilometreyle döndüm, oldukça yüksek bir süratle döndüm. İşte ESP 10 derecede, 15 derecede falan devreye girdi falan gibi analizler yapıyorsunuz. Yani işe ciddi bakıyorsunuz. Yaptıklarınızdan zevk duymak yerine gözlem yapıyorsunuz sürekli. Yani genel olarak bir dolaylılık var arada, bir kopukluk var. Hep siz sanki bir yerlerden bir emirler veriyorsunuz, araba da o emirleri gerçekleştiriyor gibi. Yani o akıcılığı, o arabayla bütünleşmeyi bir türlü yakalayamıyorsunuz. Ama baktığınız zaman viraj alma süratleri falan çok yüksek. Özellikle arabanın stabilitesinden ötürü ne kadar hızlı gittiğinizi çoğunlukla hiç fark etmiyorsunuz. Virajlara hep planladığınızdan bir 20-30 km daha hızlı giriyorsunuz. Onu son anda fark ediyorsunuz. Bir anda frene basıyorsunuz vesaire. Araba hissettirmiyor yani. Yani kağıt üstünde sürüş dinamikleri çok iyi ama duygusal anlamda biraz renksiz kalıyor.